Karşımızda bir büyük yalan mekanizması var. Büyük yalan kavramı ilk defa Goebbels tarafından kullanılıyor biliyorsunuz. Hitler'in propaganda bakanı, bir yalanı büyük söyleyin, kuvvetle söyleyin. Ne kadar büyük söylerseniz, ne kadar büyük bir kuvvetle söylerseniz o kadar inandırıcı olur diye. Şimdi karşımızdaki medyaya bakıyoruz. Yani Amerika tarafından yönlendirilen, satın alınan, fonlanan, milyonlarca avroluk kaynaklarla yayın yapan medya, 24 saat değil sadece, onlarca kanaldan yapılan binlerce saatlik bir yalan yayını yapıyor. Büyük bir yalan oluşturuyor. Ama o büyük yalan ulusal kanalın çaktığı bir kıvılcımla aydınlanıyor. Sonuç olarak buradaki mücadele aslında o medyanın iki taraftan da gücünü gösteriyor. Bir, toplumu manipüle etmek, yönlendirmek, yani siyasetçinin amacı doğrultusunda toplumu yönlendirmek için bir yalan mekanizması olarak da kullanılabilir medya. Öte yandan ulusal kanalın yaptığı gibi gerçeklerle mücadele ederek de kullanılabilir. Tarafsızım dediğiniz zaman kendini gizleyen, saklayan tarafın yanındasınız demektir. Tarafsızım, ben herhangi bir yerde değilim dediğinizde o büyük yalanın parçası oluyorsunuz. Ortada bir savaş var. Bir tarafta Türkiye'yi bölmek isteyen, parçalamak isteyen, bunu strateji belgelerine yazan, bu amacını gizlemeyen bir kuvvet var. Amerikan emperyalizmi Türkiye'yi düşman safına koymuş durumda. NATO askeri tatbikatlar yapıyor. Orada Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını, büyük önderimiz Atatürk'ün fotoğrafını düşman sattığına koyuyor. Mesajlar veriyor. Yine Amerika tatbikatlar yapıyor. Doğu Akdeniz'de iki tane tatbikat, Nemesis Nobel Dina. Türkiye düşman orada. Her tatbikatta Türkiye kırmızı kuvvet olarak gösteriliyor. Yani düşman kuvvet olarak gösteriliyor. 1990'lardan beri Amerika Türkiye'nin generallerine asi generaller, Türk ordusuna asi ordu demiş. PKK'ya binlerce tır silah verdiğini artık Amerika gizlemiyor. PKK nedir diye sorduğumuzda Amerika'ya, Amerika PKK benim kara gücümdür diyor. Şimdi PYD benim kara gücümdür diyor. Yine aynı insan daha sonra da PKK PYD'dir, biz bunun böyle olduğunu biliyoruz diyor. Karşımızda bizim kanımıza susamış bir düşman var. Türkiye'yi parçalamak isteyen, bölmek isteyen bir düşman var. Türkiye'de 30 binin üzerinde yurttaşımızın katledilmesine neden olan bu bölücü terörün arkasındaki kuvvet var. Yine FETÖ'yü örgütleyen, ve bunları defalarca yazdık ve anlattık. Bu somut ve gerçek bir durum. Burada ben ne Türkiye'yi bölenlerden yanayım, ne Türkiye'yi savunanlardan yanayım diyebilir misiniz? Mehmetçik PKK'ya karşı savaşıyor. Ben ne Mehmetçiğin tarafındayım, ne PKK'nın tarafındayım diyebilir misiniz? Böyle bir gazetecilik, böyle bir tarafsızlık olabilir mi?